En stresli çıktığın maç hangisiydi hocam? En stresli çıktığım maç, birincisi ilk maçım. Antalya maçı. Çünkü Antalya geçen senenin en iyi takımlarından biriydi. Bu sezon başı birinci hafta deplasman Antalya, tam olarak kadronuzu oluşturmamışsınız. Birinci stresli çıktığım maçlar oydu. Diğerleri de derbileri söyleyebilirim. Yani Beşiktaş ilk derbim, Beşiktaş derbisi, Fenerbahçe derbisi, yine stresli çıktınız. Hep kazanmak zorunda olduğunuz derbiler. Onlara da biraz stresli çıktım. Bir de belki son Ankara Gücü maçını en heyecanlandığım maç olarak Ankara Gücü maçını, şampiyonluk maçını söyleyebilirim. Bir de şimdi Galatasaray'ın son Beşiktaş maçı hariç, Beşiktaş kazandı orada. Ama bütün rakiplerini üstünlükle yenerek, yani farklı kazanarak şampiyon olmak gibi bir hikayenin bir parçası da var. Beşiktaş değil de, yani son maçta biz kazandık. Yok, şeyde, ligin totalinde. Tabii her ilk takımı, maçta da tabii Galatasaray kazandı. Her takımı bir herkes yendik yani. Ve şöyle yendiniz, yani hani çok baskın, yani maçın hiç yani tartışmasız galibi Galatasaray denecek farkla kazandınız. Yani işte Başakşehir'in, Fenerbahçe'nin, yani bütün maçlara baktığınız zaman bir de hikayenin böyle bir tarafı da var. Bu da birazcık hem takımı hem de teknik adam olarak özgüveni artıran bir şey herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani 88 puan ortalaması, demin de söyledik, çok yüksek. Yani burada özellikle istatistiksel olarak da, yani her şeyde aşağı yukarı hücum verilerinde birinci olmak, en az gol yiyen takım olmak, yani birçok şeyi aslında iyi yaptığımızı gösteriyor. Bu da tabii ki hem özgüven hem birliktelik, hem de yani iyi bir takım olduk. Aslında çok kısa zamanda iyi bir takım olduk. Çünkü birçok oyuncu yeni geldi. Yani bu kadar çok oyuncunun yeni geldiği bir takımda, şimdi mesela İngiltere'de işte Chelsea'yi görüyoruz. 20 tane oyuncu aldı, 13. bitirdi ligi. Yani sadece oyuncu almak yetmiyor burada. Takım olmak gerekiyor. Saha içi, saha dışı o birlikteliği sağlamak gerekiyor. Yani ben ligin başından beri hem hani futbol olarak, futbolcu olarak, biz olarak, yani yönetim olarak, dediğim gibi taraftar olarak, genel olarak net bir hava yakaladık yani bu senenin bence yani kazananı Galatasaray camiası. Yani şampiyonluğu bir kenarına bırakıyorum. Onun yanında Galatasaray camiası bu sene kazandı. Çünkü herkes birbirine destek oldu. Bütün başkanlarımız geldi, Florya'ya geldi, eski yöneticilerimiz geldi. Yani Adnan Polat birçok hafta bize geldi, destek oldu. Yani... Şeyi merak ediyorum, Başakşehir maçı, o çok farklı biten Başakşehir maçı. Evet. Orada sağ kenarındaki hissiyatı neydi? Bir de şey oluyor mu? Mesela Emre... Emre Belezoğlu, Emre Hoca, şimdi arkadaşımız, bana da arada kızıyorlar hocaya sen diye hitap ediyorsun diye, özür dilerim. Yani ben Okan Hoca, çok yakın olunca, çok yakın olunca, olunca çok özür dilerim ama yani saygımdan asla eksik olduğundan değil, alışkanlık, kendisini ne kadar sevdiğimi de yayın sırasında fark ediyorsunuzdur herhalde. Şimdi Emre ile bir, hani sizin de bir özel bir şeyiniz, bir dostluğunuz da var. Şimdi aldı Galatasaray başını gidiyor o maçta, yani atıyor 4, 5, 6 devam ediyor yani. Bir yandan böyle içten içe şey diyor musun ya, çocuğa da şey oluyor burada çünkü kardeşimiz neticede, hani yani bir empatik, çünkü senden böyle bir şey beklerim ben mesela. Şöyle, tabii ki empatiye, sana da aynısı olsa, sana karşı da tabii, sen de o aynı duruma düşebilirsin. Kesin, tabii. Futbol bu, futbolda her şey olabilir. Bir yandan onu düşünüyorsun, bir yandan Başakşehir benim eski takımım, yani ben Başakşehir'e şampiyonluk yaşadım. Yaşadın. Ve yani bir kere, yani belki birinci, ikinci golle biraz sevindim ama diğer gollerde hiç o anlamda sevinmedim. Ama yani bunun doğal bir şey olacağını tabii da bilmek lazım. Her teknik adamın başına gelebilir, herkesin başına gelebilir. Bu sene İngiltere'de de bu şekilde tabii sonuçlar, saçma sapan sonuçlar çıktı ama ya tabii ki çok her gittiğimizin de gol olduğu bir maç oldu. Tabii ki hiçbir zaman saha içerisindeki şeyiniz olmuyor. Kenardasınız. Kenarda yine takımınızın kazanması için her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi futbolun içerisinde bu tür sonuçlar var. Mesela kupada da Başakşehir bizi geldi, daha sonra eledi. Lig maçına tekrar biz onları yendik ve baktığımızda aslında yani futbolun içinde olabilecek şeyler bu tür sonuçlar. Hocam sizin özellikle, yani hiçbir maçta, Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında da, bu bahsettiğim Başakşehir maçında da ya da işte kazandığınız Beşiktaş maçında da, ne kadar skor farklı olursa olsun ya da Galatasaray ne kadar baskın oynamış olursa olsun, ben çıkıp şey gibi konuşmanızı hatırlamıyorum. Böyle karşı tarafı üzecek, kendi taraftarınızı motive etmek ya da konsolide etmek adına böyle daha üst perdeden bir konuşma hatırlamıyorum. Bu yapınızda mı yok, yoksa diğer taraftan da hani bunun futbolun içerisinde çok doğru bir tavır olduğuna da mı inanmıyorsunuz? Evet, yani sonuçta karşıdaki meslektaşım, işte futbolcular, futbolcuların arkadaşı, yani sonuçta camialar var. Yani
birçoğumuzun işte arkadaşlarım var, işte Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'li hepimizin, yani bir şekilde o insanlara da bizim örnek olmamız gerekiyor. Provoke etmememiz gerekiyor. Bence en önemli şey provokasyon. Yani bunları kendi camianıza yaranmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorsanız, yani benim en nefret ettiğim şey budur aslında. Yani futbolcular için de, teknik adamlar için de. Siz işinizi doğru yapacaksınız, maçı kazanacaksınız, iyi futbol oynayacaksınız. Onun dışında yaptıklarınız, yani rakip takımın taraftarına, futbolcusuna, hocasına yaptığınız her şey sizin için bence olumsuz not. Yani benim aslında futbolculuğumda da bu böyle gitti. Yani bunu yaptığınız takdirde aslında sokakta insanlar size sevgi duyuyor, saygı duyuyor. Yani Beşiktaşlısı da Fenerbahçelisi de yani gelip sizle konuşuyor, resim çekiliyor, sohbet ediyor. Aslında futbolun güzel yanı da, istediğimiz yanı da bu. Yani biz bunu aslında tam olarak sağlayamıyoruz. Belki zaman zaman biz de hata yapıyoruz. Onu net bir şekilde söylemem gerekiyor. Saha içerisinde hep kazanmaya çalışıyoruz. Belki kazanmak zorunda olduğumuz için kazanmaya çalışıyoruz. Yani hatalarımız çok net bir şekilde var. Ama özellikle yöneticilerin burada büyük rol sahibi olması gerekiyor. Yani onların biraz ateşi gerektiği yerde düşürmesi gerekiyor. Bizde herkes yukarı doğru ateşi yükseltmeye çalışıyor. Yani burada belki yapabileceğimiz, bir futbol adamı olarak, futbol severler olarak bu işin içerisinde biraz daha sakin kalabilmek, bazen gerekmediği yerde açıklama da yapmamamız gerekiyor yani. Hocam, ilk takımın hangisi Türkiye'de, birinci ligde? Elazığ Spor. O fotoğrafı verir misiniz? Size şimdi bir fotoğraf göstereceğim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gerçekten mi? Tahmin ettim hangi fotoğraf olduğunu. Gerçekten biliyorsun. Bir o fotoğrafı verir misiniz? Kaçıncı dakika geldiniz maça? Ya ama adın işte yani. Bu fotoğraf... Ben şöyle biliyorum. Geçen o fotoğrafı görmüştüm yine. Kimler var diye bir şeyden, süzgeçten geçirmiştik. Kar, kış, kıyamet, Elazığ'a gelmiştik. Onu da konuştuk. Geçen yaklaşık 50. dakika falan girdiniz. Tabii herhalde. İlk yarı bitmişti. İlk yarı bitmişti. İkinci yarı başlamış. Acun geç kaldı yine, klasik. Evet, klasik. Biz onu bekledik. Şeyi. Evet. Tabii. Ve stada girildi. İşte anons yapıldı işte. Acun'un Ilıcalı ve bir şeydi. Emre Belezoğlu stada girmiştir diye. Giriş yapmıştır diye. Ama çok güzel bir adı. Ve şöyle, benim için önemli bir anısı var tabii ki. Ben ondan önceki 5 maçı kaybetmişim. Evet. İlk işim, ilk defa çalışıyorum. Benden önce takım zaten 5 maç kaybetmiş. Ben gelmişim, ilk 5 maçı kaybetmişim. Bu da 6. maç. Ben şöyle espri yapıyorum. Akşam diyorum yine 6. mağlubiyet olursa hep beraber döneriz. Ben eşyaları da toplarım, dönerim diyorum. İlk yarıda 0-0 bitti hatta. Siz geldiniz, stada girdiniz. Biz arka arkaya 4 gol attık. Tabii. Müthiş 4, bir başlık. 4-1 kazandık ve teknik direktörlük hayatım orada bitmedi yani, o gün. Yok, önemli. Orada güzel bir başlangıç oldu. Sen hatta baştan sonra bizi bir yere yemeğe götürdün, evet. Orada. Oturduk falan. Bu konuşmaların hepsi orada da oldu ama ben mesela fotoğrafı unutmuştum. Çalışırken programdan önce ya ilk işte o Elazığ konuşma geldi aklıma. Orada evet. O kadar enteresan bir konuşma ki, birbirinden farklı bir sürü insan, işte Emre Belezoğlu, işte Acun, Esat, işte diğer arkadaşlar falan. Herkes ya işte Okan Hoca bir yerde başladı. Ama çok da istediği gibi gitmiyor. Ne yapalım, ne edelim? Orada Acun dedi ki maça gidelim dedi. Hadi gidelim dedi. Ve biz böyle karar verdik. Hadi geliyoruz diye kalktık geldik. Ama o hal tabii çok unutulmaz bir an. Benim için de çok güzel bir an. Güzel et yemiştik. Evet, çok güzeldi ama, çok güzeldi. Seni de orada böyle mutlu mesut bırakıp dönmüştük. Müthiş yoksa bir başlangıç. Beraber dönecektik. Evet. Benim mesela Elazığ'a gidişim de şey, yine Acun'la El Clasico'ya gittik. Barcelona'dayız. Orada telefon geldi. Ben ertesi gün Elazığ'dayım. Yani bir de ben İstanbul'da yaşamışım hep. İstanbul, bir de Milano'da yaşamışım. Yani hayatımda iki tane yerde yaşamışım. Benim için çok zor bir karar oldu. Yani İstanbul dışında bir yere gitmek çok zor bir karar oldu. Yani neresi olursa olsun Türkiye'de gitmek çok zordu. Ama başlamam gerektiğini de bildiğim için dedim ki tamam, ben gidip başlayacağım. Gerçekten Elazığ'da da çok güzel günler geçirdim. Tekrar Elazığlılara buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar sana çok sahip çıkmışlardı ama. Ben de ama. Çok değerli benim için, çok özel bir yer. Biz çok yani oradaki o tablo bizi çok gururlandırmıştı. Yani arkadaşımızın bu kadar seviliyor. Çünkü bazen teknik adam, özellikle Anadolu'da sen daha iyi bilirsin. Teknik adam ve şehir uyumu çok önemli. Evet. Olmadı mı ne yaparsan yap olmuyor yani. Evet. Ve yani Milano İstanbul kariyeri olan bir Okan Buruk'a El Clasico'dan sonra bu kadar sahip çıkılabilir zaten ya. Muhteşemdi. 9 şampiyonluk. 7'si oyunculuk, evet. 2'si teknik adamlık. Yani muhteşem bir istatistik bu. Yani benim tabii bu kupa şeyinde, sayısında yani teknik adamlığı katınca hem futbolcu hem teknik adam olarak yani en çok olanlardan tabii, biri. Belki en çok da olabilir. Teknik bilmiyorum. Adam ve oyuncu olarak
en çok şampiyonluğu olan antrenör evet. sizsiniz. Bu güzel Türkiye Kupası. Müthiş. Yine aynı şekilde hem teknik adam olarak yaşadım, futbolcu olarak yaşadım. Bu da benim için önemli. Ama yani çok da teknik adam olarak yaşım da genç inşallah. Daha şimdi nice, onu soracağım.